Leonardo da Vinci'nin henüz bitirilmemiş bir tablosuna bakmaktayız. Bu oldukça büyük bir tablo. Bir kenarı 246 santim uzunluğunda ve şekli ise neredeyse tam bir kare. Bakmakta olduğumuz tablonun ismi Akil Adamların Hayranlığı. Tablonun konusu Hristiyanlık dinindeki bir öyküye dayanıyor. Hazreti İsa doğduğunda doğudaki üç kral Betlehem yıldızının rehberliğinde Hazreti Meryem'e geliyorlar ve Hazreti İsa için üç hediye sunuyorlar. Bu resmin önemli özelliklerinden birisi Leonardo'nun çalışma tarzını görebilmemiz. Sadece çiziminin olağanüstü güzelliği değil, figürlerin oluşturulması da son derece başarılı. Leonardo'nun sadece ressam olmadığını, aynı zamanda bir mühendis ve bilim adamı olduğunu hatırlayalım. Doğayı ve insan anatomisini gerçekten iyi anlıyor. Birbirine çok yakın olan figürleri çizerken dahi bu figürlerin iskelet yapılarının ve kaslarının çok gerçekçi şekilde resmedildiğini görüyoruz. Sağ orta taraftaki figürlerin oluşturduğu gruba baktığımızda neredeyse iskelete benzeyen bir figür görüyoruz. Bu figüre bakarak sanatçının çalışma tarzına ilişkin fikir yürütebiliriz. Figürleri renklendirmeden, giysilerini ve kas yapılarını çizmeden önce işe o figürün iskelet yapısını çizerek başlıyor olmalı. Buradaki grubun filozofları temsil ettiği düşünülür. Şimdi detaylı anlatıma merkezdeki grupla başlayalım. Orta önde Hazreti Meryem'i ve çocuk Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti Meryem'in önünde üç kral figürü var ki bu üç krala Magi veya akil adamlar da deniyor. Hazreti Meryem ve üç kralın figürleri üçgen bir kompozisyon oluşturuyor. Üçgen formunun yüksek Rönesans dönemi eserlerinde sık kullanıldığını görürüz. Bu resimde de üçgen formunu görüyoruz. Bu oldukça detaylı bir resim. Biraz karmaşık. Resimde olan biten pek çok şey var. Örneğin sağ üst tarafta bir mücadele var. Şahlanmış iki at görüyoruz. Sol üst tarafta ise klasik dönem tarzındaki mimari bir yapının parçalarını görüyoruz. Merdivenler lineer perspektifle çizilmiş. Leonardo'nun bu resim için ön hazırlık olarak pek çok harika çizim yapmış olduğu biliniyor. Şimdi resimdeki hatları inceleyelim. Hazreti Meryem'in gözleri oğlunun başına ve oradan da oğlunun koluna doğru bakıyor. Hazreti İsa'nın kolunu izlediğimizde ise ona hediye sunmakta olan kralı görüyoruz. Bu çizgiyi kralın ayaklarına kadar devam ettirebiliriz. Tekrar Hazreti Meryem'in yüzüyle başlayarak diğer yönü inceleyelim. Hazreti Meryem'in omzundan aşağıya doğru piramit formunun devam ettiğini görüyoruz. Sanatçı buradaki pek çok figürün insani tepkilerini yansıtmaya da önem vermiş. Pek çok yüz var. Yüz ifadelerinden duygularını anlayabiliyoruz. Bu resim bana Leonardo'nun Son Akşam Yemeği isimli tablosunu hatırlatıyor. O resimde Hazreti İsa ortadadır ve yanlara doğru açılan kolları ile piramit formunu oluşturur. Çevresinde bulunan havarilerin içinde bulundukları kaotik ruh halinin ve çeşitli beden hareketlerinin ortasında Hazreti İsa sakin ve istikrarlı bir denge merkezi gibi durur. Denge, istikrar, sükunet, mükemmeliyet, ebediliğin ve ilahiliğin vurgulanması gibi öğeler Yüksek Rönesans dönemi sanatının tipik özelliklerindendir. Bu öğelerin her iki resimde de bulunduğunu görüyoruz. Bakmakta olduğumuz çizim asıl resmin altında bulunuyor. Bu alt çizimde kullanılan önemli bir teknik var. Daha önceki videolarımızdan sfumato terimini hatırlayabilirsiniz. Sfumato kelimesi İtalyanca'da sisli anlamı taşıyor. Leonardo'nun karakteristik özelliklerinden olan sfumato tekniği sayesinde figürler bir bütün olarak gözüküyorlar. Erken Rönesans dönemi resimlerindeki gibi izole durmuyorlar. Üçgen formun bakışların ötesinde sfumato tekniğinin de resmin ve figürlerin bir bütün olarak algılanmasına katkısı olmuş. Figürler karanlıktan gelmişler ve karanlığa geri dönecek gibiler. Güzel ve gizemli bir sisin içindeler. Bu resmin kompozisyonu, figürlerin duruşu ve ifadeleri her şey gerçekten olağanüstü güzellikte. Eğer tamamlanmış olsaydı nasıl gözükeceğini gerçekten bilmek isterdim.